Beni izlemeye layık gördüğünüz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizin desteğiniz sayesinde 20 bin kişi olduk. Bu kadar kısa süre içerisinde nasıl bu kadar kişi olabildik gerçekten ben de inanamıyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. 20 bin kişi olmamıza özel de ülkece bu sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz günlerde bir günümü evde nasıl geçiriyorum bunu sizinle paylaşmak istedim. Sabahları mümkün olduğunca erken kalkmaya çalışıyorum. Genelde 6 veya maksimum 6.30 civarında kalkmış oluyorum. Bu biraz da gece yatma saatime bağlı ancak mümkün olduğunca bu rutine bağlı kalmaya çalışıyorum. Sabah kalktığım zaman o uykuyu biraz açabilmek için bir bardak bir su içiyorum. Bu uykuyu açmak açısından oldukça faydalı oluyor. Eğer tam olarak ayılamamışsam bir bardakta bir kahve yapıyorum. Kahveye son 3 yıldır ciddi manada bir bağımlılık oldu. Günlük mutlaka en azından bir 2 bardak kahve içiyorum. Ufak biraz esneme hareketlerinden sonra bilgisayarın başına geçiyorum. İlk olarak maillerimi kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra diğer masaya geçiyorum ve 15 dakika kitap okuyorum. Hemen ardına 20 dakika yabancı dil çalışıyorum. Evden çalışan biri olarak belli bir düzene uyabilmem için mutlaka bir program dahilinde gitmem gerekiyor. Yani erken kalkmak da bu programın bir numaralı şartı. Yani erken kalkmaya da kolay alıştığımı söyleyemem. Epey bir disiplin gerektiriyor. Ben ritüelleri çok seviyorum açıkçası. Çünkü ritüeller insanın hayatına olumlu şeyler katmak istiyorsa bu ritüeller sayesinde çok kolay oluyor bu. Çünkü mesela siz bir alışkanlık kazanmak istiyorsunuz. Yani bunu bir hafta boyunca veya 10 gün, 15, 20 gün boyunca devam ettirdiğiniz zaman bu otomatikleşiyor ve siz istemeseniz bile ilk o arkanızdan ittiren o motivasyonu bu ritüel sağlıyor. Bu ritüel sayesinde olumlu alışkanlıklarınızı daha kolay bir şekilde kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de ritüelleri o açıdan çok seviyorum. Hayatımda ritüeller olmazsa olmaz diyebilirim. Sonrasında ise o gün yapmam gerekenleri listeye yazıyorum ve bu şekilde bir tabloya asıyorum. Bunu da bir Barış Özcan'ın videosundan görmüştüm. Son 2-3 aydır da uyguluyorum. Oldukça da işime yarıyor. Yani yaptıklarım, yapacaklarım ve yapıyor olduklarım. Bu tablonun nasıl esprisi de tek bir işe odaklanmak ve daha verimli bir şekilde çalışabilmek. Sabahları ev oldukça sessiz olduğu için çekimlerimi mümkün olduğunca sabah yapıyorum. Eğer o gün çekim yapmayacaksam da incelemeler için oluşturduğum matbu şablonları düzenliyorum. Hani ben incelemelerde birebir metinlerden okumuyorum ancak aldığım notları düzenliyorum. O bile ayrı bir iş oluyor. Veya internetten araştırmam gereken konular varsa onları araştırıyorum. Bu çalışırken de yani 40 dakika çalışıp 10 dakika mola veriyorum veya 25 dakika çalışıp 5 dakika mola veriyorum. Bu yine molalarda esneme hareketlerine devam ediyorum. Bu düzeni oturtturmam da epey zor ve zahmetli oldu diyebilirim. Efendim? Abi sen oyuncak yiyecektik ya. Ne zaman oyuncak yiyeceğiz? Şimdi alalım. Evdekiler uyanınca kahvaltıya geçiyoruz. Ben sabahları saat 6'da kalktığımı varsayarsak öğlene kadar herhangi bir şey yemiyorum. Sadece su içiyorum. Son 3 yıldır da bu şekilde aralıklı oruç denen intermittent fasting usulü besleniyorum. Bunun da oldukça faydasını gördüm açıkçası. Öğlen yemeğini yedikten sonra bir önceki geceden uykuyu tam alamamışsam 20 dakika power nap, güç uykusu yani diğer adıyla da kaylule denen uykuyu bir öğlen 20 dakikalık bir kestirme yapıyorum. Peşine çocuklarla biraz vakit geçiriyorum. Yine bir bardak kahve yapıyorum. Sonrasında yine bilgisayarın başına geçip çalışmaya başlıyorum. Eğer o gün video atmam gerekiyorsa videonun montajını bilgisayarda yapıyorum veya yakın plan çekimlerini öğleden sonraya bırakıyorum. Sabah ev sessiz olduğu için çekimleri sadece sabah yapabiliyorum. Veya daha çok konsantre olmam gereken konuları sabah hallediyorum. Öğleden sonraya biraz daha montaj işlerini bırakıyorum. Yine sonrasında kanala gelen, foruma gelen veya Facebook grubuna gelen soruları yanıtlıyorum. Bu soruları yanıtlama işlemi oldukça uzun sürüyor.
Yani ortalama en az günlük bir 2 saat, hatta bazen 3-4 saati bile bulduğu oluyor. Eğer ev çok sesliyse bu yine konsantre olabilmek için bir kulaklık takıyorum ve bir okyanus sesi açarak tekrar bu işime odaklanmaya çalışıyorum. Öğleden sonra evin pek sessiz olduğu söylenemez. Bu okulların da tatil olmasından dolayı ev bayağı bir sesli oluyor. İncelemeleri nasıl hazırlıyorum videosunda detaylı olarak anlattığım gibi 10 dakikalık bir video yaklaşık olarak benim ortalama bir 10 saatimi alıyor. Bu son süreçte biraz daha detaya indiğim için bazı videolar 2 günümü alıyor. İncelemelerde olabildiğince objektif ve ne hissediyorsam size onu aktarmaya çalışıyorum. Genelde insanlar bir model önermemi istedikleri için bu benim için oldukça ağır bir sorumluluk açıkçası. Çünkü yani bir insan o modeli aldığı zaman beğenmeme ihtimali de var. Bu durum benim için epey zor bir süreç oluyor. Normalde çekimlerimin çoğunu dışarıda yapıyorum ancak bu olaylardan dolayı mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Sizin de bu süreç boyunca mümkün olduğunca dışarı çıkmamanızı tavsiye ederim. Yine öğleden sonra hafif bir spor egzersizi yaparak en azından devamlı oturduğum için çok sedenter bir yaşama bağlı olmamak için biraz daha bir hareket katması açısından hafif bir antrenman yapıyorum. Bu arada evde spor yapmak oldukça motivasyon gerektiriyor. Burada da benim motivasyonum biraz da müzik diyebilirim. Müziği açtığım zaman en azından bir arkadan bir ittiren biri varmış gibi o müzik sayesinde bir harekete geçmeye çalışıyorum. Açıkçası bu işlerde ilk hareket çok önemli. Özellikle ben spor yapma konusunda pek şevk duymuyorsam ilk hareketi yapmak, o ilk mindiri yaymak bile o gerisini geliyor bir şekilde. Bu araştırmalarımı yaparken internetten bazı konularda ben oldukça takıntılı olduğumu söyleyebilirim. Yani bir ürünü eğer almayı düşünüyorsam onun gerçekten böyle bütün detaylarını öğrenmem gerekiyor. Yani incelemelerde de o detayı siz de fark ediyorsunuzdur. Aslında bu biraz da benim için biraz takıntı oldu diyebilirim. Bir konu üzerine yoğunlaşıyorsam o konu hakkında yani uzmanlık seviyesine yakın seviyede bir araştırma yapıyorum. O şekilde bir ilginç bir huyum var. Belki de bunun tıp literatüründe bir adı bile vardır. Bu arada 10.000 kişi olduğumuz zaman da videolarımı nasıl yapıyorum diye bir video hazırlamıştım. Orada epey bu kulaklığı soranlar olmuştu. Bu da Apple'ın kablolu kulaklığı. O kadar kablosuz kulaklık varken evinde neden Apple'ın kablolu kulaklığını kullanıyorsun diye soranlara cevabım da 2013 model MacBook Pro olarak veriyorum. Bundaki Bluetooth versiyonu epey eski olduğu için video montajlarında ses gecikmesi olduğu için pek verimli olmuyor kablosuz kulaklık kullanmak. Yine öğleden sonra bu çalışma aralarında YouTube'a bakıyorum. Biraz sosyal medyada vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca Instagram'da az vakit geçirmeye çalışıyorum. Hatta bununla alakalı ufak bir tiyo yaptım kendime. Takip ettiğim kişilerin hepsinin profillerine girerek hikayeleri kısmını iptal ettim. Yani bende hiç hikaye çıkmıyor. Instagram'ın hikaye özelliği yokmuş gibi kullanıyorum. Ha, diyeceksiniz ki kendin atıyorsun ama. Hani kendim genelde YouTube videolarımı çıktığı zaman o hikayeleri paylaşıyorum. Hani arada gidip bakıyorum yine ama üst tarafta çıkıyor ama silik olarak çıkıyor. Yani aktif olarak hikayeler kısmını kullanmıyorum Instagram'da. Bu ciddi manada benim Instagram'da geçirdiğim süreyi azalttı diyebilirim. Eğer Instagram'da biraz daha az vakit geçirmek istiyorsanız bunu da değerlendirebilirsiniz bir taktik olarak. Evden çalıştığım zaman en çok zorlandığım noktalardan biri de özel hayatla iş arasında bir denge kurmak epey zor olabiliyor. Yani bazen markete gidiyorsunuz. Bir evdeki bir işle ilgileniyorsunuz. Geliyorsunuz, çalışıyorsunuz, yine oraya gidiyorsunuz. Bir orası, bir burası. Hani tam bir buraya odaklanmak epey zor olabiliyor. Yine bu alışkanlıklar konusunda kendim uyguladığım yöntem şu şekilde. Genelde spor yapanların cheat day diye bir günü olur. Yani hile günü. Bir hafta boyunca mesela çok sıkı bir diyet uygularlar. Ondan sonra o bir günde istediği şeyi yerler. Bu bir günleri topladığınız zaman 4 gün yapıyor ve ayda 26 gün iyi beslenip 4 gün kötü besleniyorlar. Bu alışkanlıklar da bu şekilde aslına bakarsanız. Yani siz hayatınızın çoğunu düzenli bir şekilde geçirdiğiniz zaman o 2-3 günün çok bir önemi olmuyor açıkçası. Çünkü hayatınızı o çoğunluk belirliyor. O açıdan da bir alışkanlığı kazanmak istiyorsanız arada yapacağınız o kaçamaklar veya geç kalkmalar çok fazla bir moralinizi bozmasın. Erken kalkmanın birinci kuralı erken yatmak olduğu için akşamda mümkün olduğunca çok geçe kalmadan yatmaya çalışıyorum. Evet, bu şekilde günüm yoğun bir şekilde geçiyor açıkçası. Yani pek vakitin yettiğini söyleyemem. İki şey hakkında olumsuz konuşmayın. Bunlar olumsuz konuştuğunuz zaman size yetmez diye para ve zaman. Akşamda yemekten sonra mümkün olduğunca bilgisayarın başına pek oturmamaya çalışıyorum. Yani ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum diyebilirim. Yine akşam yemeğinden sonra bir bardak kahvemizi içiyoruz. Evet, benim karantina sürecinde evde geçirdiğim zaman bu şekildeydi. Ben hani dışarıda çok fazla bir vakit geçirmiyordum zaten. Genelde evden çalıştığım için beni çok fazla etkilemedi. Ancak tabii Türkiye'deki çoğunluğu etkiledi diyebilirim. İnşallah en kısa sürede vatanımızdan,
insandan ve dünyadan bu sıkıntı gider. Ancak bu koronavirüsünün sağlık açısından vereceği zarardan daha çok maddi olarak ben zarar vereceğini düşünüyorum. O açıdan daha çok dikkatli olmamız gerekiyor. Videodan şu şekilde bir mesaj da almanızı istemem. Ben bu bazı şeyleri dört dörtlük yapıyorum değil. Ama hayatımı daha kaliteli ve daha verimli bir şekilde nasıl değerlendirebilirim çabasındayım. Umarım bu videoda sizin için bir açıdan yararlı olmuştur. Evet, bu tarz vlog videoların da arada gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlemeye layık görüp ve kanalıma abone olduğunuz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Akşam da biraz çocuklarla vakit geçirip yine